misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref veriyoruz. Bugün çok seçkin, çok değerli misafirlerimizle birlikte hem Özbekistan'dan gelen çok kıymetli misafirlerimizle hem Türkiye'den, Ankara'dan sizlerle birlikte Özbekistan başta olmak üzere Türkistan dünyasının kültürel meseleleriyle ilgili bir sohbet toplantısı tertip edelim diye. Evvela kısa birkaç şey var. Onlardan sonra yemeğimizi yiyelim ve ardından inşallah sohbet etmeye başlayalım. Tarihin önemli bölümlerinden olan ve bundan sonra inancın, değerlerin, zihniyetin, hatta bütün bir hayat tarzının değiştirilmesi gayesiyle yapılanların dönemi diye bahsedilecek Sovyetler Birliği hakimiyeti, aynı zihniyetin birçok parçasını içine almış ve bu dönemde susmak elzem olmuş. 70 yıllık sükunet zamanında sohbetin sesi kısılmış ve sessiz edilmiş. Türklerin bilhassa Müslüman olmalarının hemen sonrasında İslam'ın temsilcisi ve bayrakları olmaları ile ilmin, bilimin, sanatın, kültürün, edebiyatın en önemli merkezlerinden biri haline gelen bölgelerin büyük bir kısmı bugün Özbekistan'ın topraklarıdır. Bu sebeple hem Türk kültürünün hem de İslam'ın en güzide diyarlarındandır Özbekistan. Ulu Bey'in gökyüzünü seyrettiği, Emir Timur'un cihana nizam öğrettiği, Alişir Nevai'nin güzel sözü gönüllere nakşettiği, İmam Buhari'nin hadisleri bellettiği, İmam Maturidi'nin aklettiği, Bahattin Nakşibend'in zikrettiği ve teneffüs edenlerin ihtilası olduğu bir iklim yurdudur Özbekistan. Semerkant'ın, Hive'nin, Buhara'nın, Taşkent'in her gelene tekrar tekrar gel ettiği bir memleket. Biz Özbekistan'ın Türk devlet hakkını muazzam bir şekilde gösterircesine 70 yıl önce, 70 yıllık bir süreyle daha doğrusu, burada bahsettiğim gibi bir sükunet dönemine girdiğini gördük. Fakat sessiz olmak, sükunet içinde olmak, sohbetin bittiği anlamına hiçbir zaman gelmedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Özbekistan'ın bağımsızlığını kazanması sürecinde yeniden o sohbet başlamak niyetiyle başlamak üzere oldu. Fakat kısa bir süre içerisinde uluslararası sistemin bu sohbeti yine çok seslice yapmaya elverişli olmadığı görüldü. Yine muazzam bir devlet aklıyla biraz daha sessiz kalmak gerektiği kanaatiyle sükunet dönemine girdi. Fakat şükürler olsun 20 yıllık bir süreçten sonra tekrar şimdi şevketli Özbekistan yeniden diriliyor. Ve biz bunun mutluluğunu belki Özbekistanlı kardeşlerimizden daha fazla hissediyoruz. Çünkü sohbete hakikaten çok susadık. Çok hasret kaldık. Ben defalarca Özbekistan'da oldum bugüne kadar. Zaman zaman öğrencilerime diyorum, Orta Asya ile ilgili bir ders veriyorum ben. Onda her dönemin başında şunu diyorum. Bütün dünya bir tarafa, Özbekistan bir tarafa diye. Mübalağa gibi değerlendirilebilir fakat hakikaten ben böyle düşünüyorum. Çünkü muazzam bir iklim, çok harikulade bir atmosfer var Özbekistan'da. Gitmeyenlerimiz varsa inşallah en kısa zamanda görürler. Bundan sonra Sayın Bakanımızın bu ziyaretiyle biz bir sene önce, affedersiniz, önce onu söyleyeyim. Bir sene önce Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan çok çok iyi bir sürecin başlangıcı olan stratejik işbirliği anlaşmaları ve süreciyle birlikte Stratejik Düşünce Enstitüsü olarak Özbekistan'la birlikte başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere faaliyetlere giriştik. Güzel şeyler de yaptık. Birlikte toplantılar tertip ettik, projeler geliştirdik. Bu projelerin ilk evvel konuşulanlarından birisiydi zaten bugün şimdi teferruatı konuşulan. Bu birlikteliğin aslında vesilesi olan da o düşünceydi. Sayın Sinan Beyefendi ile Sayın Bakanımız bunu birkaç gündür konuşuyorlar. Özbekistan'a da gittiler misafirler olup orada bunun teferruatını konuştular. Bir film çekilmesiyle ilgili olarak. Bundan sonra da yine elimizden gelen her türlü gayretle, her türlü çabayla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu
aç olduğumuz, susuz olduğumuz bu afetin devamlı kırılması için toplantımıza katıldığınız için bu andan itibaren şimdi Özbekistan'dan gelen misafirlerimizi ve elçilik diplomatlarımızı dinleyelim. Bir de Sinan Beyefendi'nin söyleyeceklerini dinleyelim. Ben sadece başlangıç niyetinde bizim duygularımızı ifade etmek açısından bunları söyledim. Hakikaten çok duygulu. Siyasi konuları, ekonomik, sosyal meseleleri her ne kadar konuşsak da hassas olduğumuz ve çok duygulu olduğumuz hususlar var. Ve Özbekistan bunlardan en öne gelenlerinden. Evet, kültürel alanda hem Türkiye ile Özbekistan arasında neler yapılabilir? Hadi bütün bir Türk-İslam dünyası içinde neler yapılabilir, neler yapılmalı? Bunları konuşalım, bunları konuşmalıyız diye düşünüyoruz. Çok sonlara yaklaşılan bir proje olarak Erzemşah'la ilgili bir film çekilmesi çalışması yürütülüyor. Bu inşallah yakın bir gelecekte tamamen erdirilecek. Sayın Bakanım ve Sinan Bey bunun teferruatından bahsederler. Yine biz kendi aramızda konuşurken başka neler yapılabilir diye düşünüyoruz. Bu üniversitelerle ilgili ben asbelkader Özbekistan'daki üniversitelerde de oldum. Oradaki enstitülerde de oldum. Çok sayıda oradaki değerli hocalarla da tanışırız, ahbabız. Bu konularda üniversitelerin birbirleriyle ilişkileri, bilimsel faaliyetler konusunda neler yapılabilir? Bunlara ilişkin yine biz inşallah öncülük edeceğiz, birçok şeyi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Siz değerli siyasilerden de bu hususta zaman zaman destek isteriz. Engellerin aşılabilmesi hususunda sizler de inşallah destek verirsiniz. Daha başarılı bir şekilde ilişkiler geliştirilir, faaliyetler yapılır. Bir de Murat Bey herhalde gelemedi. Türksoy, UNESCO ve yine stratejik işbirliği, yani stratejik düşünce enstitüsü birlikteliğiyle bu Özbekistan'daki sinema sanatçılarının, yazarlarının, senaryo yazarlarının, yönetmenlerinin, oyuncularının eğitilmesi, onların daha gelişmiş standartlarda ders alabilmesiyle ilgili bir proje geliştirme fikrimiz var. Sinan Bey şimdi bahsederler. Buna ilişkin yine neler lazımsa biz elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz ama bazı eksik olan, başaramadığımız, yetemediğimiz hususlar var. Bu hususlarda da inşallah gerekli desteği buluruz. Bundan ayrı son olarak şunu söyleyeyim. Sadece kültürel yönlerinde, çünkü salt kültür temelli faaliyetlerle kocaman siyasetin karşısına, dünyanın siyasetinin karşısına dikilebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü muazzam bir kültürel birikimimiz var. Özbekistan'da bunun güzide numunelerindendir. Kültürel programlarla, faaliyetlerle biz çok kapalı kapılar ardında, karanlık yerlerde alınan siyasi kararlara göğüs gelebileceğimizi düşünüyoruz. Stratejik düşünce enstitüsü olarak doğrultuda faaliyetler yapmaktayız. Ümit ediyorum ki bundan sonra çok başarılı çalışmalar yaparız ve uzun bir süre yapamadığımız, doya doya yapamadığımız sohbeti bundan sonra çok hararetli bir şekilde, keyifli bir şekilde devam ettiririz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ben enstitüm adına. Katıldığınız için geldiğiniz şeref verdiniz. Buyurun Sayın Bakan, sizi dinleyelim. Sinan Bey, sizi dinleyelim. Assalamu alaikum. Selam aleyküm. Değerli dostlar, muhterem maslahatçı. Değerli dostlar, çok kıymetli başlangıçman. Hürmetli deputatlar. Hürmetli milletvekiller. Rektör beyefendi. Ve aziz kardeşler. Aziz kardeşler. Türkiye'de böylece 10 Mart'ta taşıyıp gelmem. Türkiye'de onlarca defa bulunmuştum. Ama bu sefer ki bana şu taşrifi bu dede bu ziyaretim şuna da bir böyle hayecanlı ücretçi oluyor ki toplantı oluyor ki çünkü bu aldığım taşriflerimde çünkü daha önceki ziyaretlerde ya da alışken ya da dinlenmek, tatil etmek için gezişken, eğlenmek gezmeye gelmiştim. Bu sefer bu defa da kaysıdır bana olan uzunluğu
halkımda da kimde sıfat eder? Bir anlamda kendi millerimin temsilcisi olarak. Gelişim ben çünkü benim heyecanlıyım. Gelmem benim için çok heyecan verici. Bu heyecan muhterem Türkiye'nin rahbarı, muhterem Tayyip Erdoğan cenabları Özbekistan'a teşrif büyüğünde benimce her bir Özbekistan'ın kalbinde şuna da heyecan. Bu heyecandan çok kıymetli Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretleri sırasında her bir Özbek vatandaşının geçirdiği heyecan verir ki. Ve güneye baktığımdan ki çok mutluyum ki bugün şu imkaniyet, bugün bu şans ve şu kadar bir sınav ve bir sınav bana çekim geçirken benim görevimler. Bu ham şerefli, ham mesuliyetli. Bu şerefli ve mesuliyetli bir durum. Ben bir yerde yok. Bana şu şiarını... Ben burada yazılan sloganım. Madeniyetler Beşik Uzbekistan. Madeniyetler Beşik Uzbekistan sloganı. Bir aynı bir topuk yazılıyor. Yatma, kurdu, sürüyor. Yerindeki bir ve slogan görür. Çok mutlu oldu. Yani bir ham bir fikirler oldu ki. Ve üzücü bir fikirlere de yaşadım ki. Afsus ki maalesef bu beşikte yatken böyle bu beşikte yatan çocuk birkaç defa yüzyıllar okuladı. Yüzyıllar boyunca uyumuştu. Şu şu orada bizi umman Uzbekistan, umman Türkistan diyarlarına bu bağlamda Uzbekistan, genel olarak Türkistan diyarlarına Sovyetler baskını davranıldı. Sovyetler baskını döneminde. Tarihini, medeniyetini, tarihini kurtulmuş, unutulmaya maruz bırakılmış ve buna erişildi bir anlamda. Afsus. Maalesef. Şunun için dolayısıyla ben bir meseleye sizlerle bir müşterek bir fikirle çakırmak istiyorum. Size bir ortak fikirle çakırmak istiyorum. Bugün Uzbekistan halkını tam manada uyumatış gerek. Bugün Özbekistan halkının tam anlamıyla dirilmesi, uyandırılması gerekiyor. O şey, kalemden emleş, ne var ya, yapıyor? Aşı, aşılamak. Şu, Sovyet İttifakı tamamen kalemden, manada kayıtlı, umarım, tasar hali, güven yok aldı. Sovyetler döneminde o aşının, aşılanan ilaçların tesiri, etkisi henüz var. Şunun için ben uzunca bir icakar sıfatı da şunu bir en doğru ve yakın geçim de topyapman ki Uzbek halkını o şey unutmuş tarafını anlatış, onu yani yuvatış ve uzunca kim ekenini uçturuş ve şu yılda aynen bana şu birinci kademlerimiz Türkiye ile birlikte şu Orazm Şoklar tarafını bir ortaya çıkarış ve şu bilenlerge kaysi bir manada şu halkın gururunu ve o şey istedatlı halkını özünü nümelerle kaldırırken umumun İslam sivilizasyası, umumun dünya ilim pandiye koşken kıstası ve bugün min şükür ki o şey kan bugün bu günümüzü tanrımızda okuyarken bunu bir uygulamak. Bana şu strategiyle manuçe bunu halkımızı tezrar yuvatış imkanımız böyle. Bir sanatçı olarak çözümü şunu görmekteyim. Biz halkımıza tarihimizi iyi anlatabilmemiz, tarihimizi telkin edebilmemiz gerekmektedir. Ve bu çerçevede biz Harizm Şahlar döneminde Cegalat'ın Harizm Şah hakkındaki bir projemizi gerçekleştirmeyi düşünmekteyiz ve bunun aracılığıyla kim olduğumuzu, nasıl bir millet olduğumuzu tarihimizi anlatarak telkin edebiliriz, gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Bizim babalarımız, atalarımız kim olduğu değil sadece Müslüman dünyasında belki tüm dünyanın kültürüne, medeniyetine nasıl bir katkılarda bulunduklarını halkımıza gösterebileceğiz bunun aracılığıyla. Ve bugünkü tüm ama Türkiye Cumhuriyeti genel olarak Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayan aynen
Osiyodan kelgan xalqlar, ya'ni bizni, ya'ni biz ekanligimizni hatto ochiq aytishim mumkin. Orta Osiyodan kelgan millatlar oldi uni açık söyleyebilirim. O'zbekiston xalqini 70% bilmaydi desam ham to'g'ri. O'zbek xalqining 70% bundan vaqif deydi desam belki de doğru olur. Masala shu darajada jiddiyki, shuning uchun men bu yerda hamma shu millatlar insonlar yig'ilgandan fursatdan foydalanib shuni aytmoqchimanki, agar biz mana shu fikrda birlashadigan bo'lsak, eng avvalo ma'naviy o'zbeklarni o'sha ma'naviy jihatdan birinchi uyg'ota olsak, manimcha bu xalq o'zini o'zi belgilab, o'zini o'zi bemalol yana dunyoga katta katta bir o'zgarishlar, balkim bugungi sivilizatsiya davrida yana o'zini taraqqiyot uchun salmoqli hissasini qo'shishga qodir. Şimdi burada çok kıymetli bilim adamları bulunmuşken bu vesileyle şuna söylemek istiyorum ki eğer de bu çerçevede yani Özbek halkını manevi açımdan diriltirebilirsek, kendinin kim olduğunu gösterebilirsek düşünüyorum ki önümüzdeki dönemlerde yine Özbek milleti dünyada devasa katkılarda bulunacaktır. Ki bu fikirde hamamız müşterekimiz. Düşünüyorum ki bu fikirde bu davada hepimiz ortağız. Ve bana şu yolda çukurrak, yine de çukurrak hankarlıklar yapmasak. Ve bu yolda daha da derin işbirliği yapacaksak. Bugün akşam bugün ki bundan Özbek sanatçılık yönelişinde, bundan medeniyet yönelişinde bir kança çoğayışlar, bundan şu kuşa Sovet davrındaki tarım siyasetine tasarı ostuda, bundan Özbek milli sanatı dünyayam, anca tasarılar bulayan, uzgarışlar bulayan, yok atışlar bulayan. Mana shu yo'lda ham o'ylaymanki, eng bizni yaqin hamkorimiz bu sizlarni deb bilamiz, shuning uchun balkim yana o'sha qadim haqiqiy tom ma'nodagi san'atimizni birlashtirishda biz qiladigan ishlarimiz juda ko'p. So'zlar doimida kultura va san'at alanida kimi gerilamalar so'z konusu olmuştur O'zbekistonda. Çoğu şeylerimizi kaybetmiş bulunuyoruz ve düşünüyorum ki bu alanda da sizinle işbirliği yapabileceğiz. En yakın işbirliği yapabileceğimiz sizsiniz. Sizinle işbirliğinde çok iyi başarıları elde edeceğiz diye düşünüyorum. Bir şükür ki, çok şükür. Bugün bana şu fikirlerimizi kullanıp kullanırken, bugün fikirlerimi destekleyen. Bak bu fikirlerde başlar vergan ve bu fikirler başlar veren, ortaya çıkarken, ortaya çıkaran davlat rahbarımız, bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Miravanoviç Mirziyoyev. Şevket Miravanoviç Mirziyoyev. Ben öyleyim ki bu cüceye katta, nasıl düşünüyorum cüceye katta imkaniyet? Düşünüyorsunuz siz değil mi? Çıkmanıyla bir imkan. Ve şu durumda, ve aynı zamanda, bütün halkta bir umut ve gelecekte inşallah. Bütün halkımızda umut, geleceğe güven uyandırılmıştır. Ve kaysi bir zamanda şu uyanış devriliği, yenileniş. Bir anlamda deli bir zamanı oldu. İki arada halk yenilenme zamanı olduğunu halk yaptı, seziyor, hissediyor. Aynen diye yaptı ve anlıyor. Uzunluğu geleceğinde kendisinin itibariyle güvenle hal yaptı. Bakıyor. Öyleyim ama bana şu davrda düşünüyorum bu dönemde bizi Özbek halkı diyen, bundan Türk halkı diyen bu halattan umumlu faydalanıp Özbek halkı da Türk halkı da bu durumdan faydalanıp bu
natijalarga erişish va O'zbekistonni nufuzini, O'zbekistonni salohiyatini, O'zbekistonni imkoniyatlarini yana o'ziga o'zida shakllantirish, tiklash emas, shuning uchun biz ixtiyoriy, beixtiyor albatta bu masalalarda birlashishimiz kerak bo'lyapman va judayam katta umidlar, orzular bor. Ayniqsa bizni mana shu istiqbolga yetib borishimizda ya'ni sizlarni ko'magingizlar, sizlarni yordamingizlar, hamkorligingizlar har tomonlama biz uchun eng to'g'ri va eng istiqbol yo'lidagi eng yaqin yo'l bo'ladi. O'zbekistonning salohiyatini yanadan shakllantirilmasinda, O'zbekistonni o'ylantirilmasinda, qalqantirilmasinda çok önemlidir bunlar ve çok arzu umutlarımız var ve onlara ulaşılmasında sizin yardımlarınıza ihtiyacımız olacak. Sizin de işbirliği yapacağız. Teşekkürler. Biz 10 yıl önce ENSÜ'yü açtığımızda ilk misafirimiz Özbek ülkesi olmuştu. Dolayısıyla Allah'ın tevafuku diyelim, böyle bir Özbekistan'la bizim bir yol birliğimiz oluştu. Geçen sene Cumhurbaşkanları arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandıktan hemen sonra Sayın Büyükelçi Ankara'ya döner dönmez ilk ENSÜ'yü ziyarete geldiler. Ekibiyle beraber, arkadaşlarımızla beraber. Burada çok şeyler konuştuk. Konuşurken şu konu Sayın Bakanımız da çok güzel şekilde ifade ettikleri gibi Özbek kimliğinin yeniden inşası, milli ve manevi ruhunun yeniden kazandırılması için ne yapılabiliriz diye Sayın Büyükelçi bunu konuşurken, bunu yapmanın en önemli yollardan birisinde film olduğunu konuştuk. Ben şunu söyledim, Türkiye'de ve dünyada yaklaşık 2 milyar insan izlediği bir ilişkisi var. Ben o... Diriliş Ertuğrul dizisi ve Kültür Amerik Kamaret dizilerinin de konsept danışmanısıydı aynı zamanda. Tabii resmi olarak şey yapmıyorum ama bütün projelerin ilkinden hayata geçmesine kadar çok aşamada Mehmet Bozdağ'la hep beraber olduk. Hafta en az 3 gün beraber ben İstanbul'dayım. Mehmet Bey'den bahsettim. Zaten Özbekler tanıyorlar, seyrediyorlar. Dedim ki Mehmet Bozdağ hem bizim Yüksek İstihbarat Kurulu'nun fahri üyesi hem de ENSÜ'müzün destekçisi maddi anlamda. Bir arkadaşımız, kardeşimiz, aynı zamanda ben de bu kilisinin konsept danışmanlığını yapıyorum. Celaleddin Harzemşah ki Büyükelçimizin teklifiydi. Bunun üzerinden böyle bir kimlik inşası yapabilir miyiz diye bu gündeme geldi. Sayın Bakanımıza teklif ettiler. Sayın Bakanımız 4 elle sarıldı buna. Bu gerçekten çok çok sahiplendi. Ekim ayında Bozdağ Film ve biz bir ekiptik. Sağ olsunlar bize layık olmadığımız şekilde bir devlet dönemi yaptılar. Yani son ana kadar dakika şey yapmalı Sayın Bakanımız geçirmeden yanımızdan şayrım oldular. Orada basın toplantısı yapıldı. Çok geniş bir basın toplantısı. Orada şu dikkatimizi çekti. Zaten moderatör de sordu. Soru soranların %80'i Türkiye Türkçesiyle soruyordu. Dedi ki moderatör, ya bu Türkçeyi ne ara öğrendiniz? Hani Türkçe çok bilinmiyor, tövben ihtiyacından bahsedildi ya. Bir de yaşayan başka bir gerçeklik var. Soru soranların %80'i Türkiye Türkçesiyle değil mi bakalım sorular? Onlar da dediler ki, zannediyorum o sırada 85. bölümüydü. Diriliş dizisini seyrederken Türkçe Türkçesini öğrendik diye. O zaman dizinin dilini bir daha fark ettik ve yani bizim tahminimizden çok daha öte etkisini gördük. Hep beraber ona şahit olmuştuk. Tamamen yabancı dillerden öğrenenler var. Mesela Koç'tan gördüm öyle kaç tane. Çakı çakı Türkçe konuşuyor. Dilini işte öğrenmiş. Latin Amerika'da o zaman çok iyi. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla bu film ve dizilerin sihirli bir dil olduğunu fark ettik. Arkasından Harzemşah'la ilgili zaten kendilerinden gibi verdi diyorlar Özbekçe'de. Çalışılan 3 tane senaryo varmış. O senaryo bir araya geldi. Sayın Bakanımız da bunu etekemeye dürüdürmek üzere ekibiyle beraber geldiler. 2 gün İstanbul'da toplantılar yaptık. Çok güzel mesafeler aldık da. Henüz tabii
son onay bakanlığına çıkmadığı için ayrıntılarına yer vermeyeceğiz. Ama inşallah film sinematik şekli olması da kendileri şey yaptılar, karar verdiler. 10 veya 13 bölümün inşallah sinematik şeklinde çekilmesi olur. Çünkü amaçlarda daha çok hizmet edeceğim. Madem ki Özbek insanından milli manevi kimliği, tarihi kimliği kapatılacak, bunun 150 dakikalık film yerine 10 bölüm, 13 bölüm diziyle yapmanın daha uygun olacağı hususunda kendi fikir beyan etti. Bize de bu çok makul geldi. Bismillah deyip başlayacağız inşallah, onay çıkarsa yetkili bakanlardan. Dolayısıyla stratejik gücün yazıyor, kuruluş amacına sizinle uygun olarak bir faaliyetin başlamasına ve inşallah Türkistan'la bir görüşme sebep olacak bir faaliyete ön ayak olmuş olacak. Bunun şerefini bize fazlasıyla yeter. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Maalesef Türkiye'deki bir ayını düzeltmemiz gerekiyor. Bizim Kurtuluş Savaşı'nın Rus yardımlarıyla kazandığımıza dair bir yalan var. Ve bunu da Taksim Meydanı'na diktiğimiz bir generale, Mustafa Kemal Paşa'nın arkasında, Frunze diye. Bu adam Rus yardımlarını sağladı ve bununla savaşı kazandırmak istiyor. Halbuki külliye yalan. Bu, biz Kurtuluş Savaşı'mızı maddi boyutunun tamamen Buhara Emirlik hazinelerinden borçluyuz. O dönemde 26 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Paşa Meclis 23 Nisan 1920'de açılmıştı. Bunu belki çoğunuz ilk defa duyacaksınız. İlk yurt dışı yazışması 26 Nisan 1920 tarihli Lenin'e yazılan mektubu. Orada milli mücadeleye silah ve maddi yardım talebinde bulunuyor. Onun üzerine Lenin zannediyor Moskova'da Sovyetlerin Türk temsilcilerini topluyor. İşleri de o zaman Buhara'dan Fevzi Hoca Başbakan, bir de Osman Hoca'ya Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı, yanlış hatırlamıyorsam, onlar katılıyorlar. Lenin diyor ki Mustafa Kemal Paşa'nın bize böyle bir talebi var. O sırada beyaz denikler olsun da kendileri yenilmişler. Güç kuvveti de yok zaten. Bize yardım edecek hali yok Lenin. Buna da karşılık verecek durumumuz yok. Ne yapacağız diyor. Osman Hoca kendi hatıralarını anlatıyor. Oğlu Tüm Hoca'ya, profesör o da yayınlamıştı hatıralarını. Diyor ki biz bunu temin ederiz, bizim için kolay diyor. Nasıl diyor? Buhara Emirlik hazineleri olduğu gibi duruyor. Biz onları getiririz ve Türk kardeşlerimize teslim ederiz. Hem altın hem de şampanlar, avizeler altı olmak üzere 17 vagon. Altından mamul malzeme ve altın Moskova'ya götürüyor. Evet, Uçkun hikayesi daha da ayrı. O da ayrı hikaye. Bu sırada Recai Çakırgöz diye Birinci Dünya Savaş sırasında esir düşmüş sivillere gitmiş olan bir Türk generali var. O da kendi hatıralarında bu olaya şahitlik ediyor. 17 vagonun nasıl yüklenildiğini anlatıyor. Bunun değeri Moskova'ya teslim edilen bu altınların değeri 100 milyon altın ruble karşılığı. Lenin bunu sadece 18,5 milyon altın rublesi tükkiyle veriyor. Geriye kalan da el koyuyor ve Rusya'nın başarılması buna bağlı oluyor. Biz Buharalı kardeşlerimizin, Özbek kardeşlerimiz, Türkistanlı kardeşlerimizin bizi ayağa kalkan bu yardımdan bir Rusyalı olarak biliriz. Ve Frunze o yardımı sağlayacak. Halbuki Frunze kimdir biliyor musunuz? Özbekistan'ı Bişkek'i taşnaklarla beraber işgal eden ve yakan adamdır. Evet. Hala Taksim Meydanı'nda heykeli var. Ve biz bu Rusyalı da bu adama bağlıyoruz. Dolayısıyla bu ayırla bir hızla telafi etmemiz lazım. Biz nasıl ki ana vatan olarak manevi anlamda Özbekistan'a bağlılığımız varsa ve bunun arkasından milli mücadele sonucu bir devlet kurursa bunun maddi boyutunu da Özbek kardeşlerimize borçluyuz. Bu hakkı da kendilerine teslim etmemiz gerekiyor. Gecikmiş bir teslimi arz ediyorum. Teşekkür ederim. Büyükçe kongreler oluyor. Birisini biz Ankara'da Balkanlarla ilgili yaptık. Ankara'da Balkanlarla ilgili başladık. 90 bütün Balkan bölgesinden çok önemli kişiler geldi. Balkanlar özelden 390'mıştık. İkincisini Azerbaycan başkenti Bakü'de yaptık. Kafkaslarla ilgili. Şimdi inşallah önümüzdeki birkaç ay içinde stratejik düşünce kongresi Orta Asya düşünüyoruz. Biraz bir defa kurken görsün kendisini Orta Asya'da olacak. İnşallah, evet. Bunu
yaparken de biz yine sizinle istişare halinde oluruz. Bizim imkanlarımız bakımından orada bizim Ahmet Yesevi Üniversitesi var Azerbaycan, Kazakistan'da. Onun için Kazakistan düşünüyoruz ama yani Özbekistan'ı da buna ne kadar dahil edebiliriz? Hatta büsbütün Özbekistan'da olabilir mi? Veya sonrasını bir tane de başkasını orada yapabilir miyiz? Bunlara ilişkin de inşallah istişare sonra size hepsini sorarlar. Biz neler yapabiliriz diye. Bir, son olarak da çok önemli bulduğumuz bir çalışmadan bahsedelim. Biz Türk dünyasını, Türk devlet geleneği ve Türk devlet anlayışı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hatta bunun adını da ilk defa şimdi literatüre girecek yeni bir kavramla yazdık. Türk devletinin atayasası diye. Devletin tarzından bağlı tartışmalarımız var. Sonra yeni bir düşünceyle kadar istedik. Türk devletine atı yasası, atı ücreti zamanlandı. Bunun parçalarına ilişkin toplantılar da yapacağız. Bilen bağlı maçlar tarafından. İnşallah İmam Maturidi mesela bunu çok önemli. Efendime söyleyeyim, İmam Buhari, yani Özbekistan menşeli olan, o coğrafyada da bilinen şahsiyetleri de bu parçalar olarak bu programa dahil edeceğiz. Bunlara ilişkin de biz neler yapabiliriz? Mesela Konya'da bu çerçevede Türk Devleti'nin atayasasına Maturidi'nin etkisi diye bir toplantı düşünüyoruz. Evet, buna da inşallah yine Özbekistan ne kadar katılabilir, nasıl katılabilir, birlikte neler yapabiliriz, onların hepsini biz istişare edeceğiz. Sonra size takdim ederler, neler yapabilirsek elimizden gelen bütün gayreti sergileyerek bu işbirliğini, stratejik işbirliğini inşallah daha da geliştirelim diye ümitliyorum. Tabii, ne demek hocam? Mühendisler Mimarlar Birliği Uluslararası Proje Festivali'ni peki diye konuştuklarımız ve karar gibiydi. İtiraz ettim. Genel sekreter'e bir mesaj attım, bazı şeyler yapıyorum. Özbekistan'a döndüler. İnşallah... Tekin nereden çıktı diye? Ben de öyle dedim. Evet, değerli misafirlerimiz. Bu masalada yani bu işler kılışımız gerek ve
İnşallah bu meseleleri devlet birleştiriyle çok çalışmalara, yoğun çalışmalar yapmamız gerekiyor ve çok iyi neticelerle beraberce elde edebileceğiz diye düşünüyorum. Bu aynı sanat madeniyet meselesi de allakaçan katta kademler basıldı, koyuldu katta katta kademler. Özellikle kültür sanat konularında çok mesafe almış bulunuyoruz. Bana o'tgan yili sentyabr oyida birinchi marta O'zbekistonda xalqaro maqom festivali bo'lib o'tdi. Milliy eserlar festivali jarayonida. Va bu yil mana shu yil yana ikkita festival belgilangan xalqaro festival. Bu yil ikki festival daha uluslararası festival düzenlenmesi öngörülüyor. Böyle bahşişçilik yönelişi boyunca. Biri bahşişçilik, ozancılık, aşıklık sanatı ile ilgili. Yani ikincisi hınarmancılık. İkincisi zanaatkarlık ile ilgili. Bu, bana şu iki tür festivalim, şu halkara doyrede hazır. Biz şuna da keyin gülenli iş olup oraya üstleyip. Kengrav, bir geografiyamızı kengaytirish ma'nosida bu masalada elchilarimiz ham juda yaqinda yordam berishyapti. Juda ko'p mehmonlar kelishi, umuman ishtirokchilarimiz juda ham ko'p kelishi kutilyapti. Juda ham ko'p takliflar bilan umuman bizni Madaniyat vazirligiga juda ko'p murojaatlar bo'lyapti. Ko'p xalqlardan ishtirok etish ishtiyoqi va o'ylaymanki mana shu festivallar doirasida bu Surxondaryo, biz O'zbekiston Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tadi. Uzbekistan güneyindeki Surxondaryo vilayeti bulunuyor. Bu vilayeti düzenleyeceğiz. Aşıklar Festivali. Bu yerde hazır Surxondaryo kayda kuruluyordu. Kuruluyordu desem benimki bu olur. Surxondaryo şu an yeniden ayağına kalkıyor, yenileniyor desem doğru olur diye düşünüyorum. Ve oylayın ki şu festivallerde sizlerle hem taklif kılaman, bana elçilerimizle umuman Türkiye'deki Uzbekistan'da elçikhanasıyla ve muhtemelen elçiyle ben şahsen uzun minnettarçılık gönderemem. Çünkü biz güde çok devletler ve madeni hamkorluklarını amel görsün yaptız. Lekin en can kıyarı, bunların içinde en ne dedi, şey, ham fikir var şu millet parvar, vatan parvar bir elçi sıfatıdır. Ben uzun bir keş kıldım çünkü o manşı bu bizim müzakerelerimizi, film yönelişinde müzakerelerimizi manşı Türkiye'de bu Uzbekistan ilişkanası amelde aşırdı. Ve uygulamak ki buna da işançlıyım, buna da fidayi elçilerle biz hali yani Türkiye'de kub meselelerle boyunda yukarıda sanat ülken tarım meselesi, madeniyet, hunarmançılık, umman sanatın her bir yönelişi de ko'p hamkorlikka erishamiz va albatta mana shu hamkorligimiz mustahkam bo'lib umuman turk dunyosini yana bir karra yer yuzida bir katta nufuzga ega ekanligini va o'sha obro'sini yana bir karra isbotlash harakatlarida biz sizlar bilan har doim hamkorlikni xush ko'ramiz va bundan manfaatdormiz. Rahmat, salomat.